Masaj noktalarını evet. istiyoruz. Masaj noktalarını. Ben dedim ki bana bir hediyelerle gelmiş elinde böyle çok teşekkür ediyorum. Yeni şunlarımı yaptım bunlarımı yaptım canım, diye. Ben de dedim ki bana bir tane iştah kesici bir şey getirseydin. Noktaya şuraya bir şey koysaydın. O konuda biliyorsunuz çok müthiş bir uzmanlığı var. Akupunktur getirseydin dedim. Önümüzdeki hafta tekrar çağırsın o zaman geleyim diye yaptım belki. Şimdi hemen. Başınız ağrıyor. Saat gece 12. Evet. Evde ilaç yok. Baş ağrısı ilacınız evet. bitmiş. Doktoru başım da... ağrıyor. Gel. Hadi nereye koyuyoruz? Doktorumuzda doktoru da aramak istemiyorsunuz. Çok basit. Evinizde bir buzdolabı vardır. Herkesin evinde bir buzdolabı var. Buzdolabının içinde buz var. Buzu alıyorsunuz elinize. Buzla masaj yapacağız. Nerelere masaj yapacağız? Şimdi sevgili İşte, asistanım, tamam. Evet. Derya Hanım asistanımdır. Seve seve. Her zaman. Diyelim ki başımızın ön tarafı ağrıyor. Elimize buz gözlerinizi alıyoruz. Çıkacak gibi oluyor. Hı-hı. Şimdi benim şu güzel Allah'ın nazarlardan saklasın diye Derya'ma iki tane şu nazar boncuğunu kaşımızın başlangıç olduğu yerlere koyuyoruz. Buraya. Şimdi hepimiz böyle gözlüklerimizi çıkartırız şöyle bir bastırırız ya. Aslında hepimiz akupunktur yapıyoruz evimizde. Şunu yapıyoruz evet başımız ağrıyor diyoruz. Buraya buzla 2 dakika buraya buz 2 dakika buraya buz uygulaması yaparsanız veya şu şekilde kendinize bastırırsanız yani şu şekilde masaj yaparak bastırarak uyarırsanız baş ağrısını yavaş yavaş azaltmaya başlarsınız. Eğer şakağınız ağrıyorsa bununla beraber hemen şöyle göz kenarımız burada bitiyor şurada orta hatta ondan bir parmak dışarı gelin. Tam buraya şakak kısmına buraya da bir buz parçası koyuyoruz. 2 dakika buzla orayı ovalıyoruz. Ayol çeksenize bir tane fotoğraf çekmiyorsunuz yani halime bak yayında ne hale geldi diye atsanıza sosyal medyaya. Bu arada sosyal medyada herkes takip edebilir beni evet. de. Ben de orada sorulara cevap veren kendim yani ben cevap veriyorum. Evet. Bu arada bu noktaları en iyi bilen hocalarımızdan bir tanesidir gerçekten. Şimdi peki şakağı koyduk neden koyuyorduk? Şimdi oraya şimdi burada bir sürü akupunktur noktaları var. Vücudun evet. neresi arızalıysa yani oradan kaz ayaklarına koyduk. Evet. İşaret verir size. Yani nereniz ağrıyorsa canınız oradadır diye bir laf vardır biliyorsunuz. O bize sinyal veriyor. O sinyalin haricinde şöyle elimizi tutuyoruz. Baş parmağımız ve işaret parmağımızın ortasında bir perde var. Bu perdenin tam ortasına da bu nazar boncuğumu yerleştiriyorum. Buraya da aşağı yukarı 2-3 dakikalık buz. Buzla böyle masaj mı yapıyorum? Aynen. Ben bazen mesela bunu öyle duymuştum, biliyordum. Burayı böyle bastırırım başım çok ağrıdığı Kesinlikle. Zaman. İyi mi? Çok iyi gelir. Ha. Aynı şekilde onu buzla da yapabilirsiniz. Çünkü buraya basınç yapmak çok hassastır bakın. Hmm. Bakın hissediyor musunuz bilmiyorum. Evet evet. Yani çok alan hassastır. Çünkü en çok bu iki parmağımızı kullanırız biz. Bununla yazı yazarsınız, bununla resim yaparsınız, bununla kalem, her şeyi yaparsınız şu iki parmağınızla. Öyle ben solla. Tabii. Şu parmaklar yani şunlara destekçidir. Evet. Dolayısıyla bunun beyindeki izdüşümü çok daha fazladır yani. Dolayısıyla siz buradan oraya... Bunu ne için yapıyorduk hocam? Baş ağrısı için yapıyorsunuz. Şimdi başımız ağrıyor. Çok basit bir şey. Buz alıyoruz. Burayı buzla... 2 dakika. 2 dakika yapıyoruz. Enseniz Bastıralım ağrıyorsa... Bastıralım mı? Böyle yok, ovalayacaksın sadece. Ovalım, evet. O alıyorsunuz bırakıyorsunuz. Donduğu zaman da bırakıyorsunuz. Evet. Şimdi ense kökünüz ağrıyorsa. Evet. Şu ense köklerimiz vardır. Spesaj evet. olucu görmeyebilir. Ben şöyle döneyim. Arkadaşa evet. göstereyim. Bakın şu ense. Şurada boyun kaslarım var. Şu boyun kaslarımın kafatasım geliyor buradan. Bitiyor kafatasım. Şurada bitiyor. Evet. Ense köküne yakın. Tam bu kısımlara veya biraz daha aşağı kısımlara. Şuralara da buz koyabilirsiniz. Evet. Bir de çok enteresan bir şey daha göstereceğim. Çocuklarınızın ateşi çıktığı zaman bebeklerinizin bakın unutma. 3 aylık, 3-5 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 1 yaşında, 2 yaşında bebekler ateşli olduğu zaman ateşini biraz olsun azaltabilen bir yeri daha göstereceğim. Buyurun. Bu kanıtlanmış olan şeylerden bir tanesi. Evdeki anneler bebeklerine bunu uygulayabilirler. Ben hemen gözlerim açıldı. Evet. Şurada boynumuz var. Evet. Şimdi sizden nasıl gösterebilir? Şöyle bir arkamızda dönme şansınız Dönerim olursa hocam. Göstereceğim. Buyurun. Bebeğin. Çok güzel. Şimdi düz duruyoruz. Şimdi bakın burada en tümsek olan bir kemik vardır. Boynun evet. bittiği yerde. En tümsek olan kemik şurasıdır. Görüyor musunuz? Evet. Bunun tam altı. Burası yedincidir. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. omur. 7. boyun omurunun tam altına şuraya biraz buz uygulaması yaparsanız
Gerçekten 15 dakika bir boyunca. Bir beze koyarak mı yapalım? Tabii. Bir beze koyarak. Veya bunu tabii direkt oraya buz yapamazlar bebeklere. Oraya şöyle bir hani buz jöleleri vardır, evet, ya. Evet. Onu yapıp üstüne havlu koyup tam o ense kısmına oraya koydukları zaman 15 dakika içinde hakikaten ateşi trak 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 yavaş yavaş azalır. Göreceksiniz. Bunu aynı şeyi bir de emburuya koyarken bir de tepe noktası vardır. Evet. Hani tepe bıngıldağımızın o yani bebekler. Beklerken buraya pek fazla kullanmanız lazım söylüyorum. Bıngıldağı kapandıktan sonra belki konabilir. Ama normalde bıngıldağı varsa koymayın. Ama ense kökünü kullanabilirsiniz. Burası tepemi attırma noktası. Hani ben tepemi attırma dersiniz ya. Evet. Burası stresle ilgili aynı zamanda önemli noktalardan bir tanesi. Bunları hemen alıyorum size. Yönetmen çok beğenmişti. Aldı akşam, yani. Yok ben daha koyacağım. Streslisiniz. Akşam uykusuzluk var. Kocanıza sinirlendiniz, karınıza sinirlendiniz, çocuklara sinirlendiniz, iş patrona sinirlendiniz. Bir türlü ertesi gün nasıl program vardı, ne yapacaktık işte falan filan. Uykunuz tutmadı, uykunuzu biraz getirecek, sizi rahatlatacak bir noktamız var. Tam bu sefer iki kaşımızın tam ortasına koyuyoruz. Ay bu tam oldu. Hintliler gibi. Şimdi. Fahri müzik verirsen ben buradan. Ver coşkuyu. Başlayayım yani. Bir de şurada kulaklarımız var. Görüyoruz. Evet. Bu kulaklarımızın en tepe noktasından böyle dimdik geliyorum yukarıya doğru. Buradan da geliyorum. Yani tepe kafamızın tam tepe noktasına buraya ve buraya buz koyarsak ikişer dakika, üçer dakika boyunca. Bu ne yapıyordu? Bu stresi sakinleştirici, uykuyu artırıcı noktalardan bir tanesi. Buz sen nelere kadirsin durumu. Yani masaj da yapabilirsiniz. 2 dakika 3 dakika masaj ama buzla masaj yapacağız. Tabii buzu donmadan çıkartacaksınız. Bekleyip bir daha koyacaksınız. Burası kocaya kızma noktası mı? Benimki çocuklara kızma noktası. Çocuklara kızma noktası.